Evet, prizmaların hacmi 6. sınıf sayfa 217 ve 218. Burada sadece formüllerle işlem yapacağız çocuklar. Bakın, her zaman prizmaların hacmi taban alanı çarpı yüksekliktir. Bir dikdörtgenin tabanının alanı nedir? Kısa kenarı ile uzun kenarını çarparız. Yüksekliği de çarpınca hacim elde ederiz. Küpün taban alanı A ile A'nın çarpımı. Yüksekliği de yine A'ya eşit olduğu için bir tane daha A ile çarpıyoruz. A küp. Kare prizmanın hacmi, taban alanı A ile A'nın çarpımı. Yükseklik olarak da B ile de çarpıyorum. A kare çarpı B. Ama şu formülü kullanmak her zaman daha mantıklıdır, daha akılda kalıcıdır. Evet, birinci soru. Aşağıda birim küplerle oluşturulan prizmaların hacimlerini bulunuz. Hacim yazıyorum. Taban alanı çarpı yükseklik. Bu şekilde kısaltıyorum. Taban alanı çarpı H her zaman yükseklik gösterebiliyorsunuz. Taban alanı 3 kere 3, 9. Yükseklikle kaç birim? 2 birim. Toplam 18 birim küpten oluşmuştur bu şekil. Bakın, şeklin hacmi kaç tane birim küpten oluştuğuyla ilgilidir. Burada bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birim küpü bu aşağıda görüyoruz. 2 sıra halinde var. 9, 9 daha 18 birim küp. O yüzden bir önceki konuda birim küpleri tek tek saydık. Bu konuyla bir bağlantısı olduğu için. Hacim eşittir taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanına bakalım. 3 çarpı 3. 3 sırayı 3. Burada da 4 tanesi. Yükseklik de 4. 3 çarpı 3 çarpı 4. 3 kere 3 9. 4 kere 9 36. Birim küp. Santimetre küp değil. Santimetre küp olup olmadığını bilmiyoruz. Birim küplerin büyüklükleri farklı olabilir. Hacim. Taban alanı çarpı yükseklik. 3 kere 3 9. 3 sıra daha var. Bu bir küpmüş. 27 birim küp. Her zaman videoları durdurup kendiniz yapmaya çalışın. Hacim, taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı bakın 2 çarpı 5. 2 kere 5 10 tane birim küp var burada. Yükseklik 4 sıra. 40 birim küp eder. Santimle gelelim şimdi. Burada yine formül. Hacim, taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı 10 ile 6'yı çarparım. Dikdörtgenin alanını bulurum. Yükseklikle çarptığım zaman da hacmi bulmuş olurum. 540 santimetre küp. Hacmin ölçüsü santimetre küp. Hacim, her seferinde şu formül yazılmış olsun. Taban alanı çarpı yükseklik. 6 kere 4 taban alanı yükseklik 8 çarparsanız 192 santimetre küp. ile taban alanı formu yazalım. Çarpı yükseklik 13 çarpı 12 bu dikdörtgenin tabanı yüksekliğimiz 5 çarparsak 780 santimetre küp. Lütfen işlemleri kendiniz yapın. Bu bir küp demek ki başka bir ayrıt vermediğine göre. Hacim, taban alanı çarpı yükseklik, tabanın alanı 9, 9'un çarpımı yükseklikle de çarparsak 27 çarpı 9, pardon 9 kere 9 81, 81 çarpı 9 729 santimetre küp. Hacim, taban alanı çarpı yükseklik, 5 çarpı 5, tabanı kare prizma bu, yüksekliği 8, 200 santimetre küp. Üçüncü soruda aşağıda açılımları verilen prizmaların hacimlerini bulunuz demiş. Burada bakıyorum bu bir küpün hacmi. Küp şekli. Hacim. A çarpı A çarpı A.
4 çarpı 4 çarpı 4. 64 santimetre küp. Bunun hacmi, bu bir bakıyorum tabanı dikdörtgenler prizması. Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı 6 ile 2'nin çarpımı. Yükseklikte 11'i çarpacağım. Bu işlemi yaparsanız bulacağınız sayı 132 santimetre küp. Kare prizma. Hacmi her zaman taban alanı çarpı yükseklik. Ama taban alanı bir kare olduğu için 9'a 9'un çarpımı. Yükseklik 12 ile çarpacağım. 972 santimetre küp. Dördüncü soruda aşağıda verilen prizmaların hacminin kaç birim küp olduğunu bulunuz. Bakın 3 birim küp sığmış buraya. 3 burası. Şurada 1, 2, 3, 4. Burası 4. Yükseklik 1, 2, 3, 4, 5. Hacim, taban alanı çarpı yükseklik. 3 çarpı 4 çarpı 5. 60 birim küp. Buradaki hacime bakalım. Şurası 3, burası 4 birim küp alıyor. Yüksekliğe bakalım 2, 4, 6, 8. Taban alanı çarpı yükseklik. 3 çarpı 4 taban alanı yükseklik 8. 96 birim küp. Şimdi 3, 4, 2, 4, 6 yüksekliğimizde. Hacim eşittir. Taban alanı çarpı yükseklik. 3 çarpı 4 taban alanımız. Yüksekliğimizde 6. Cevabımız 72 birim küp. Yanda verilen yapı bir ayrıtının uzunluğu 2 cm olan eş küplerle oluşturulmuştur. Yapının hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi bir küp, bir küpün hacmini bulalım. Her bir kenarın uzunluğu 2 cm olan eş küplerle oluşturulmuştur. 2 çarpı 2 çarpı 2. 8 santimetre küp. Bir tane şunun hacmi 8'miş yani. Bundan kaç tane kullanılıyor? Şurada 3. Burada 2. 2. 1. 1. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10 tane birim küpten oluşmuş. Her bir birim küpün hacmi de 8. Şeklin hacmi 10 çarpı 8, 80 santimetre küp. Yanda verilen prizmanın tamamen dolması için kaç tane daha birim küp gereklidir? Şimdi ilk önce bu şeklin kaç tane birim küp alacağını bulalım. Yani hacmini bulalım. Sonra içindekileri sayarız. Bakın 1, 2, 3, 4. Şurası bir 4 birim küp. 1, 2, 3, 4. Burası da 4. 1, 2, 3, 4, 5. Yükseklik 5. Kare prizma. 4 çarpı 4 çarpı 5. 80 birim küp alır burası. Hacmi bu kadar. Ama içinde kaç tane birim küp var? Sayalım, dikkat sayalım. 1, 1. Şurada 2. Şuradaki hiza 5. Şurası 3. Şunları ayrı 1, 1 sayalım. Burayı düzgünce saydığınız zaman 5, 3 daha 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 birim küp var. İçinde 17 birim küp var. Daha dolması için kaç birim küp lazım diyor? 80'den 17'yi çıkartıyorum. 63 birim küp daha olmalı. Gerekli. Şimdi yanda verilen kare prizmadan dikdörtgenler prizması kesilip atılıyor. Kalan cismin hacmi. Kalan cismin hacmi bu dikdörtgen kare prizmanın hacminden
Bu çıkartılan dikdörtgenler prizmasının hacminin çıkartılmasıyla oluşacak. Kalan şeklin hacmi kare prizma hacminden dikdörtgenler prizmasının hacmini çıkartacağız. Kare prizmanın hacmi 8 çarpı 8. Tabanı, yüksekliği 10. Dikdörtgenler prizmasında şurası 4, şurası yani 4 çarpı 3 tabanı, yüksekliği de 6. Burası 640 ediyor. 4 çarpı çocuklar şimdi şurası 3 santim şurası. Ben yanlış anladım. 8'den 3 çıkınca şuradaki dikdörtgenler prizmasının kenarı 5 santimmiş. Pardon şurayı 5 yapalım. 4 kere 5 20, 20 çarpı 6 120. Orada bir tuhaflık var dedim. 3 santim bir an yanlış anladım. Burası 4 ise burası 4. Burası da 4. Şuranın tamamı 8 ise şu 3 çıkınca demek ki şuraya 5 kaldı. Tamam. 640'dan 120 çıktı cevap. 520 santimetre küp. Evet, son sorumuza gelelim. Yukarıya verilen küp ile dikdörtgenler prizmasının hacimleri eşit. İyi. Dikdörtgenler prizmasının yüksekliği kaç santimdir? Şimdi hemen şu küpün hacmini bulalım. A küp diye geçiyor. Taban alanı çarpı yükseklik. 4 çarpı 4 çarpı 4. Tabanın 4 çarpı 4 yüksekliği de 4. Ne eder bu? 64 santimetre küp. Şimdi bu küpün dikdörtgenler prizmasının hacmi taban alanı 8 çarpı 2 yüksekliğini bilmiyorum. Sonucu neye eşitmiş? Bu küpün hacmine yani 64'e. Buradaki işlemi yapalım. 8 ile 2'nin çarpımı 16. 16 ile ben bir sayıyı çarpmışım. Sonuç 64 etmiş. Ben bu sayının soru işaretli sayının ne olduğunu bulmak için 64'ü ne yapmam lazım? 16'ya bölmem lazım. Cevap 4 santim eder.